Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere planlanmış bir İtalya tatilim vardı. Şu an İtalya'dayım. Sicilya adasındayım. Biraz kafamı da toparlamaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz kafama ağır darbeler aldım. Aslında böyle bir video yapmayı planlamıyordum. Fakat gelinen noktada bu meselenin fazlasıyla yayıldığını ve şiddetin meşrulaştığını görüyorum. Buna dair benim de birkaç söylemem gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar o gün dövüş için bir araya geldiğimizde sokağın ortasında kavga etmek gibi bir amacım yoktu. Ki bunu üzerimdeki kumaş pantolondan, elimde tuttuğum cep telefonundan videoda siz de gördünüz. Amacım yine kuralsız bir şekilde ringde dövüşmek. Fakat silahlı ve kalabalık gelmişlerdi. Belinde silah olan yırtık kotlu çocuk silahını göstererek posta koymaya başlayınca sinirlendim. Çünkü silahın ne işi vardı? Silahla mı beni korkutacak? Bu yüzden öfkemi kontrol edemedim. O silahlı çocuğa küfür ettim. Israrla ringe inelim, ringe inelim dedim birkaç defa. Çünkü orada çıkacak olası bir arbedede silahlar ateş alabilirdi. Masum insanlar bir hiç uğruna ölebilirdi. Ayrıca yenilecek de olsam bu sokak ortasında insanların canını riske atarak ya da çevredekileri korkutarak değil, ringde olmalıydı. Ben yan dönmüş daha konuşurken ansızın habersizce gelen hamleyle yere yığıldım. Ve bu yüzden yüzüme ağır darbeler almaya başladım. Arkadaşlar normal kütlede bir adam olsam açık söylüyorum ölebilirdim. En kötü bayılırdım. Ben ömrüm boyunca dövüşmekten, dayak yemekten korkan bir adam olmadım. Olsaydım dişimle, tırnağımla kazıdığım bu hayata sahip olup savaş olmazdım. Yerde her yarım kan içindeydi. Oradaki tek yakınım olan İlyas'a seslendim. Şu saçma olaya son ver. Doğrusu bu değil, ringe inin diye destek olmasını bekledim. Ama bir tarafta ben yerde kanlar içindeyken birilerinin, sanırım aynı silahlı çocuktu, evet, o yırtık kotlu, eli sürekli silahta, karışanı vururum, karışanı yakarım dediğini duyuyordum. Galiba İlyas da ondan müdahale edemedi. Belki iyi de yaptı. Çünkü orada bir katliam olabilirdi. Arkadaşlar orada yalnızdım. O yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Yine de tek başıma ayağa kalktım. Küfür ederek Kaan'ın gitmemesini ve devam etmek istediğimi söyledim. Hırsımı alamamıştım. Küfürler ettim, kaçma dedim. Tüm bunlara rağmen başlangıçta konuyu kapatmayıp bu hatayı yaptığım için en azından şimdi konu artık kapansın dedim. Ve arabada bir video çektim. Tebrik ettim. Çünkü burada kazanan sadece şiddet ve cehaletti. Kapanmadığı gibi hiç kimsenin tahmin edemeyeceği boyutlara yayıldı. Ve yalan yanlış lanse edildi. Hepsini geçiyorum. Benim yaptığım hata artık başka insanlar tarafından da yapılmaya başlandı. Şiddet güzel ve eğlenceli bir şey gibi gösterildikçe gösterildi. Bir dövüşçünün karşısına çıkmak ya da silahlı birinin yüzüne küfür etmek
Sizler için cesaret örneği olmasın arkadaşlar. Bu aslında çok akılcı bir şey değil. Bu işlere hiç girmeyin. Gaza gelmeyin. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Arkadaşlar o gün ben ölebilirdim. Başkaları ölebilirdi. Birileri katil olabilirdi. Kendi yapamadıklarını başkaları üzerinden yapmaya çalışan sosyal medya terörü için bu saçmalığa değer miydi? Tüm bu yaşananlardan dolayı önce kendi ailemden, sonra tüm sevdiklerimden ve bana inanan takipçilerimden ve kötü örnek olduğum gençlerden özür dilerim. Ben aldığım eğitimlerle ve yabancı ülkelerde edindiğim deneyimlerle 10 yıldan fazladır sizlere abilik, hocalık yapmaya çalıştım. Bunu yaparken amacım sizlere bir şeyler öğretmekti. Ve karşılıklı eğlenmekti. Artık sosyal medya terörünün bir parçası olmayacağım. Konu ne olursa olsun ya da şahıslar kim olursa olsun eskisi gibi gençlere eğitici bilgiler vererek hayatıma devam edeceğim arkadaşlar. Bundan sonra bu polemiklerin içinde olmayacağım. Size söz veriyorum. Görüşmek üzere. Destekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Herkese bol şans.